Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün köpüklü bir çekimimiz olacak. Bakın yemek pişirdik ve bütün eşyalarımız o kadar kirlendi ki bulaşık yıkamamız lazım. Hadi gelin birlikte bulaşık yıkayalım. Önce bardaklarımızı yıkıyorum. Şöyle içini güzelce süngerle temizleyelim. Tertemiz olsun bulaşıklarımız. Evet, bu arada bulaşık yıkamanın da bir sırası vardır. Önce bardaklar yıkanır, ondan sonra çatal bıçaklar yıkanır. Evet, güzelce yıkayalım. Bıçaklarımızı, çatallarımızı yıkadıktan sonra sıra tabaklara gelecek. Evet, tabaklarımızı da yıkayalım. Evet, şimdi şurada küçük bir saklama kabım var, onu da yıkayacağım. Çok güzel bir oyun seti bu. Küçük olsaydım bununla neler yapardım neler. Şimdi tencere kapaklarını da sıra. Tertemiz olsunlar ki bir dahaki yemekte onları yine kullanalım. İşte böyle. Yıkama işi bittikten sonra da durulayacağız. Şimdi tencereyi yıkıyoruz. Tavamızı yıkayalım. Ve süzgecimiz. Evet. Bütün bulaşıklarımızı yıkadık. Şimdi hepsi çok köpüklü. Ben suyumu değiştireceğim. İçine duru bir su koyacağım ve bütün bulaşıklarımı onun içinde durulayacağım. Evet, şimdi bu duru suyumuzun içinde öncelikle bardaklarımızı bir durulayalım. Aslında çeşmeden akan suyla tabii ki bu iş daha iyi olacaktır, daha temiz olacaktır ama yapacak bir şey yok. Ben şimdi bu tastaki suyla idare edeceğim. Evet, durulanmış. Bardaklarımı da bardaklık bölümüne diziyorum. Şimdi çatal, kaşık ve bıçağımızı yıkayalım.
kaşıklık bölümüne diziyoruz. Çok güzel bir oyuncak. Sanki gerçekmiş gibi, annelerimizin de olur ya böyle bulaşıklığı. İşte aynı onun gibi. Siz de anneniz bulaşık yıkarken belki bir kenarda bunları yıkayabilirsiniz. Evet, tabaklarımızda sıra. Tabaklık bölümüne dizelim. Evet, bulaşıklarımızı duruladık. Çok da güzel oldular. Şimdi buraları da tabii ki bir temizlememiz gerek. En son olarak bezle buraları da siliyorum. Ve işimi bitirmiş oluyorum. Evet arkadaşlar, bulaşıklarımızı güzelce yıkadık ve dizdik. Çok keyifli bir oyun. Ben dediğim gibi küçükken böyle oyunlar çok oynardım. Siz de oynayın diye size bir göstermek istedim. Çünkü bu tür oyuncaklarla oynamak çok azaldı. Genellikle Barbie bebekler ve onun gibi çeşitli minik şeylerle oynanıyor. Ama gerçek hayat oyunları da çok zevkli olur. Ben çok keyif aldım. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hemen kendinize böyle bir set edinin bence. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.